Şimdi paralel doğrular veriliyor. Şu 30 dereceden başlayalım. Aradığımız ay. Şimdi şurada 30 derece sola bakıyor. Şurası. Eğer biz bu doğru boyunca gidersek, doğru boyunca yukarıda sağa bakan açı eşit olacak şuraya. Burası 30 derece. Tabii paralellikten söylüyoruz bunu. Burada FG ile BA birbirine paralel. Paralel olmasa söyleyemez. Şimdi açı ortak. 30 derece olduğuna göre bir yerde 30 olacak. Sonra aşağıda parçalar var. Ne oldukları belli değil. Onlara isim verelim. Şuna mesela A diyelim. Bu da A olacak. Burada zikzak kuralı uygulayabiliriz. Şöyle uzatıyorum parçayı. Bu ve şu. İkisi birbirine paralel. Biri de bunların arasında şöyle bir zikzak meydana gelmiş. Şimdi zikzağımızın sağa bakan açıları, burası 2A. Şuradaki açı. Bu köşeyi pas geçiyorum. Yukarıdaki açı tamamını alacağız. Bu da 30-30-60 derece. Eşittir. Sola bakan açı ise 100 derece. Sol tarafa bakan açı. Karşıya atıp çıkaracağız 60'ı. Şöyle. Buradan 2A eşittir 40. Yani A eşittir 20. A açısını bulduk. Sonra şunu söyleyebiliriz. Eğer böyle iki tane paralel doğru varsa, yani şöyle bir şekil meydana gelmişse, şu an yeşile boyadığım şekil üzerindeki şekil. İkisi birbirine paralelse şu açıların toplamı 180 derece oluyor. Yani alfa artı A açısı eşittir 180. Alfa artı A'yı biz 20 bulmuştuk. 180. Karşıya atıp çıkaracağız şunu. Bu durumda bizim alfamız 160 derece olur. Aradığımız açı 160 derece.